Selam arkadaşlar, video başlamadan önce hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Dün atmış olduğumuz FIFA 20 videosu tam olarak 32.000 izlendi arkadaşlar. Ve bundan dolayı gerçekten de size minnettarım. Sizin sayenizde buralara kadar geldik, öyle devam edeceğiz. Selamünaleyküm kardeşlerim, bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoda daha birlikteyim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki dün video atmıştım, demişim ki PES 20'nin demosunu dünyada ilk siz oynamak istiyorsanız Yeni Zelanda hesabı açın ve bugün için, yani arkadaşlar bugün ayın 29'unda oynayabilirsiniz. Ayın 30'unu beklemenize gerek yok demiştim arkadaşlar. Bugün bu taktik sayesinde PES 20 demoyu indirip oynama şansımız oldu. Erkenden indirdik. Hala indirmek isteyenler varsa, gece 12'ye beklemek istemeyenler varsa PlayStation Store'da Yeni Zelanda hesabı açıp ardından PSN Store'a girerek oyunu indirebilirler sevgili dostlar. Şimdi öncelikle size bir teşekkür borcum var. Dünkü video arkadaşlar bir günde 32.000 izlenmeye ulaştı. Bunun neden ulaştığını size söyleyeyim mi arkadaşlar? Sizin muazzam desteğiniz yüzünden. Sizin videolarımı beğendiğiniz ve yorum yaptığınız için arkadaşlar videolarımızın izlenmeleri artıyor. O yüzden bana destek olmak istiyorsanız, emeğime saygınız varsa arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi PES 20 demoyu arkadaşlar ben size bir müşteri gözünden anlatacağım. Ben arkadaşlar biliyorsunuz ki FIFA'cıyım. Normalde FIFA oynayan birisiyim ama ve lakin geçen sene PES'e de şans vermiştim. Çünkü PES bana bedava oyunu göndermişti. Size şunu söyleyebilirim. PES gerçekten de grafik konusunda, maç önü, atmosfer konusunda gerçekten çok iyi. Yani o koridordan geçerken olsun, stadyumların maç başlamadan önceki görüntüsü olsun, oyuncuların yüzleri olsun, gerçekten çok başarılı arkadaşlar. Hani bunda kimsenin söyleyecek hiçbir şeyi yok. PES'in arkadaşlar bir FIFA oyuncusu olarak, bakın bu yorumları bir FIFA oyuncusu olarak yapıyorum. Altını çize çize söylüyorum. Bir FIFA oyuncusu olarak FIFA'yı oynadıktan sonra, FIFA'daki o dar alandaki o estetiklik, o dar alandaki o hızı gördükten sonra PES'i oynayınca arkadaşlar ister istemez bir yadırgama oluyor. Çünkü PES FIFA'ya göre birazcık daha yüzeysel futbolun oynandığı bir oyun arkadaşlar. Yani bana öyle geliyor. Çünkü FIFA'da dar alan futbolunda özellikle skill move dediğimiz olaylar, işte dönüşlerin daha keskin olması vesaire sanki böyle bir estetiklik, bir dinamizm katıyor arkadaşlar oyuna. Ama PES'te de mesela FIFA'ya karşılık olarak taktiğinizi daha rahat oyuna oturtabiliyorsunuz. Çünkü sağ birazcık daha gözüme geniş geliyor benim PES'te arkadaşlar. Pas açıları olsun, kendi oyununuzu kabul ettirme olsun. Birazcık daha bu yönden FIFA'ya göre üstün. Çünkü FIFA oyunlarının arkadaşlar genelde bir özellik oluyor. Örnek verecek olursak bu sene El Tornado ortayla kafa golü atma, değil mi? Mesela o tarz bir şey oluyor. Sürekli insanlar kafa açarak, kafa golüyle gol atmaya çalışıyor. Ama PES'te benim kendi görüşüm arkadaşlar birazcık daha herkesin kendi stilinde bir oynama tarzı var. Bana öyle geliyor. Gerçekten şunu söylemek istiyorum ki arkadaşlar bizim bu oyunları kıyasına değerlendirmemiz çok zor. Çünkü iki oyunda evet futbol oyunu olabilir, kategorileri aynı olabilir ama oyunları hedefledikleri durum farklı. Yani PES ve FIFA'nın futbola bakış açısı arkadaşlar birazcık daha farklı. Zaten bunu bu şirketler de söylüyor. Ben demo için size şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Gerçekten de özellikle pas yapma her ne kadar ağır olsa da PES oynarken ben şunu hissediyorum abi. Ben oyunu kontrol edebiliyorum. Yani momentumu, yani EA Sports'un kısacası arkadaşlar handikapını, biliyorsunuz online maçlarda yapmış olduğu handikapını ben PES'te fazla hissetmedim. Geçen sene PES 19'da arkadaşlar 100 maç falan yaptım arkadaşlar online sezonda. Gerçekten de momentumla arkadaşlar karşı karşıya kalmadım. Evet şanslı olduğu noktalar oldu ama ve lakin beni rahatsız edecek şekilde, FIFA kadar rahatsız edecek şekilde olmadı. Aynı zamanda şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. PES 20'de topa olan müdahalelerde gerçekten bir arttırma yapılmış. Biliyorsunuz ki normalde topa müdahale ediyordunuz, sürekli adama gidiyordu, başka bir yere sekiyordu vesaire. PES 20'de arkadaşlar müdahale yaparken eğer ki zamanlamasını doğru yaparsanız arkadaşlar, o bir animasyon anı geliyor zaten, onu oynadıkça anlayacaksınız. Eğer ki doğru zamanda müdahale yaparsanız topu alabildiğinizi fark ettim arkadaşlar. Bu gerçekten de güzel bir eklenti. Çünkü bundan önceki oyunlarda maalesef ki arkadaşlar hem FIFA'da hem PES'te topu almanıza rağmen sürekli rakibe gitme, topun saçma sapan yerleri sekmesi gibi hatalar oluyordu. PES 20'yi oynarken arkadaşlar defans yaparken doğru zamanda doğru müdahale yaptığımız zaman topun bizde kaldığını fark ettim. Bu da gerçekten oyuna eklenen güzel bir eklenti olmuş. Dediğim gibi iki oyunu değerlendirmek gerçekten de zor. Ya kıyaslamak daha doğrusu zor arkadaşlar. Çünkü ortak yönleri çok fazla yok. Onun dışında PES'in arkadaşlar bir kullanıcı olarak kullanıcı dostu olmasının bir sebebi de arkadaşlar şu. MyClub'da para vermeseniz bile oyuna bir yere kadar gelebiliyorsunuz. Ama ve lakin Ultimate Team'de oyuna ya paranızı vermeniz gerekiyor ya da hayatınızı vermeniz gerekiyor. Maalesef bunun ortası yok sevgili dostlar. Ondan dolayı eğer ki ben çok fazla hırs yapmak istemiyorum, sinir olmak istemiyorum, kendi takımımı kurup oynamak istiyorum diyorsanız PES 20'yi almanızı size tavsiye ederim. Ama rekabet istiyorum, ben oyundaki ticaretten, oyundaki marketten zevk alıyorum, paket açmak benim için daha önemli diyorsanız arkadaşlar FIFA almanızı tavsiye ederim. Bu arada PES tarafından gelen bir açıklamada arkadaşlar şunu size söyleyebilirim. David Beckham'ın bu sene olup olmayacağı biliyorsunuz ki bir şüphe konusuydu. Çünkü ne David Beckham'la ilgili paylaşımlar ne de PES 20 ile ilgili bir haber altında David Beckham'ı görememiştik. Ancak arkadaşlar Konami yapmış olduğu açıklamada David Beckham'ın artık dediğim bu senede PES ile eksklusif anlaşmasının olduğunu, yani FIFA 20'de David Beckham'ı göremeyeceğimizi sizlere arkadaşlar belirtmek istiyorum. Zaten dün de arkadaşlar açıklanan ikonları EA Sports bizim videomuzdan sonra ikonları açıkladı. Kuman geldi arkadaşlar. Zaten Kuman'ı biliyorsunuz. Gerçekten de güzel bir ikon. Kullanabilecek bir ikon. Ve işte şunu söyleyebilirim ki lisans savaşı arkadaşlar devam edecek. Hala lisans savaşları ölümüne devam edecek. Çünkü ben PES tarafından da FIFA tarafından da etkileyici ikonlar bekliyorum. Benim FIFA'da görmek istediğim ikonlar arkadaşlar aslında bu sene oyuna gelecekler. Zidane, Drogba, Pirlo, Tim Cahill gibi isimler, Kaka gibi isimler, Guti gibi isimler FIFA'ya gelecek. PES'te buna karşılık David Beckham, Andre Arşevin, Cafu gibi isimlerle arkadaşlar anlaşması var. Dünkü videoda arkadaşlar söylemiş miydim hatırlamıyorum ama şunun altını çizmek istiyorum. Maradona'nın PES'le olan anlaşması eksklusif mi değil mi bunun hakkında bilgi bulamadım. Dünkü videomda bunun hakkında bir şey söylediğimi bilmiyorum arkadaşlar ama Diego Maradona ile PES'in anlaşması eksklusif mi? Yani sadece PES'te mi olacak yoksa olmayacak mı arkadaşlar? Bunun karşılığını bulamadım. Ben şunu anlıyorum. PES FIFA'da olan bazı ikonlarla eksklusif anlaşma yapıp bu oyuncuları FIFA'dan çekmeye çalışıyor arkadaşlar. Bakalım başarabilecekler mi? Bakalım para savaşını, lisans savaşını kim kazanacak arkadaşlar? Hep birlikte göreceğiz. PES 20 demos hakkındaki görüşlerim bu şekilde. Neden almalı? Kimlere hitap eder? Oyundaki değişiklikleri ben kendi dilim döndüğünce sizlere anlattım arkadaşlar. Dediğim gibi zevkler ve renkler tartışılmaz. Herkes istediği oyunu oynayabilir. Herkes istediği oyunu sevebilir. Kimsenin kimseye karışma gibi lüksü olamaz. Şu iyidir bu iyidir de demenize gerek yok arkadaşlar. Bunlar göreceli kavramlar. Herkes istediği oyunu oynasın, zevkini alsın. Ve bu arada size şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Yarın akşam Twitter hesabımdan EA Sports'un Türkiye'ye yapmış olduğu bir ayıpla ilgili bir paylaşım yapacağım. Bundan dolayı yarın akşam yani ayın 30'unda arkadaşlar 30 Temmuz'da akşam saat 8-9 gibi Twitter hesabım üzerinden bir açıklama yapacağım. O tweet'e sizlerden tam destek bekliyorum arkadaşlar. 2 senedir yapmış oldukları bir ayıp var. Bunu kaç kere mail atmama rağmen hala düzeltmediler. Yani ülkemize zaten Türkçe spikeri getirmiyorlar. Türkçe herhangi bir Türk ikon getirmiyorlar. Ya da herhangi bir Türkçe spikerlikle ilgili bir girişim yapmıyorlar. Ve bunun dışında da arkadaşlar Türkiye'ye yapmış oldukları çok büyük bir ayıp var. O yüzden Twitter hesabımı @ogxz_ zaten aşağıda açıklama kısmına bırakacağım. Takip ederek bana destek olabilirsiniz. PES 20 hakkındaki görüşlerim bu şekilde. Hepinizi çok seviyorum. İzlediğiniz için çok sağ olun. Desteğe devam arkadaşlar. 60.000 aboneye doğru adım adım ilerliyoruz. Beğenmeyi, paylaşmayı, yeniseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.